İstanbul'da Gong bugün Artemis halı için çaldı. Şirketin hisseleri bugün işlem görmeye başlıyor. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat'tan alacağız. Rıfat, sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Son haftalarda yeniden ivmelenen Borsa İstanbul'da halka arz furyası devam ediyor. Siz de ifade ettiniz az önce, Artemis halı hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Yanımda da özel bir konuğum var. Değerlendireceğiz. Artemis halı yönetim kurulu başkanı Tolga Batallı. Ama öncelikle hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Tabii halka arz sürecinde yaklaşık 6 katlık bir talep gelmişti. Ciddi bir talep. Hem bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı hisseler. Duygularınızı almak isterim. Ya tabii bugün bizim için çok önemli bir gün ve çok mutlu bir günümüz bizim. Sağ olsun dostlarımız da geldiler buraya bugün, açılışta bizleri yalnız bırakmadılar. Öncelikle şunu söyleyeyim, biz markamıza gerçekten inandık, yatırımlarımızı da hep bu yönde yaptık ve şu an Türkiye'de bilinen iyi bir halı markası konumuna geldik. Hem iç pazarla hem ihracatla alakalı. Bu da halka arz sürecinde zaten gelen taleplerle de gösterdi. Normal talebin 6 kat fazlası bir talep geldi. Bugün de işlem görmeye başladık. Bundan sonra yatırımlarımıza hız gezmeden devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olacağına ben inanıyorum. Tabii biz Antep'teki fabrikanızı da ziyaret etmiştik. Orada bir kapasite artırımı mı olacak? Yeni bir satın alma mı göreceğiz? Yatırımları biraz detaylandırabilir misin? Biz bunların hepsini izahnamemizde de açıkladığımız gibi, öncelikli olarak bizim bir çatılardaki bir GES projelerimiz var. Bunu hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Onun haricinde kapasite artışıyla alakalı belirttiğimiz yatırımlarımız var. Onları hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Yani bundan sonra yatırımcılarımızla beraber çok daha iyi yerlere geleceğimizi, yani ihracat pazarına ağırlığı biraz daha arttırmayı düşünüyoruz. Geçen seneyi gayet iyi kapattık. Bundan sonraki süreçte de daha iyi olacağına, daha da büyüteceğimize biz inanıyoruz. Tabii üretimin büyük bir bölümünü ihraç ediyorsunuz siz bildiğim kadarıyla. Bu sene ihracatta hedef ne, büyüme hedefi ne? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Orta Doğu pazarı ve Amerika pazarına çok ciddi bir pazar payımız var orada. İyi de satış gerçekleştiriyoruz. Ama bizim ağırlık olarak iç piyasada da marka bilinirliği olarak Artemis halı bugün çok iyi bir konumda ve biz yaklaşık 1500-1600 noktalarda satışımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki bizim hedef pazarımız mesela Afrika. Afrika ile alakalı ciddi bir çalışmamız var. O yönde de arkadaşlarımız seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. Biliyorsunuz 5 Aralık'ta çok ciddi bir fuar oldu İstanbul'da, halı fuarı oldu. O fuarda da gelen talep, ilgi, alaka bize gayet iyiydi. Oradan geri dönüşler de almaya başladık. İnşallah bu yılı geçen yıldan çok daha iyi kapatacağımıza inanıyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağolunuz. Artemis halı yönetim kurulu başkanı Tolga Batallı konuğumuzdu. Sözü merkeze bırakalım. Efendim, Borsa İstanbul'da Gong bugün Artemis halı için çaldı. Detayları Apara muhabir Rıfat Fırat'tan dinledik ve böylece paranın rotasında artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama birazdan NTA notlarıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.